1.4 milyarlık nüfusuyla Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi. Birçok alanda dünyanın zirvesinde olmalarına rağmen özellikle futbol konusunda pek de iyi sayılmazlar. FIFA sıralamasında 102. sırada bulunuyorlar. Futbolun aksine, ülkede en yaygın ve en başarılı oldukları spor dalı kriket. Halk ve yönetim organları hem maddi hem de manevi tüm desteğini o spora vermiş durumda. Futbolun pek esamesi okunmuyor yani. Peki dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olmasına rağmen Hindistan futbolda neden berbat durumda? Gelin hep birlikte bakalım. ...1930'lu yılların sonuna kadar futbol, ülkede genelde fakir halkın İngilizlerle mücadele için oynadığı bir oyundu. Mücadeleyi daha da arttırmak ve geliştirmek isteyen yöneticiler, bu amaçla 1937 yılında Hindistan Futbol Federasyonu Birliği AIFF'i kurdu. Federasyonla birlikte futboldaki gelişim hızlandı. Bu gelişimlerle birlikte Hindistan'ın gerçek anlamda ulusal düzeydeki ilk sınavı 1948 olimpiyatlarıydı. Olimpiyat oyunlarında Fransa'ya 2-1 yenilseler de birçok otorite, çıplak ayaklarına rağmen oynadıkları futbolu takdir etti. Bu maçtan sonra Hintli futbolculara sorulan "Neden çıplak ayaklı futbol oynuyorsunuz?" sorusuna takım kaptanı Talimeran Ao şöyle cevap vermişti. "Biz futbolun ismi olan ayak topunu oynuyoruz. Siz ise ayakkabı topunu." Hint futbolunun esas altın dönemi ise 1950 ve 1960 yılları arasında oldu. Ülkenin Avrupa'ya gönderdiği nadir futbolculardan biri olan Syed Abdulrahim'in teknik direktör olarak milli takımın başına geçmesi kendileri için büyük bir milat olacaktı. Onun yönetiminde 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etseler de ulaşım ve ekonomik problemler yüzünden turnuva öncesi kupadan çekildiler. Birçok kişi bu olayı ayakkabıyla oynamak istemediler ve o yüzden turnuvaya alınmadılar şeklinde lanse etse de olay tamamen ekonomik problemler yüzünden. 1950 yılında Dünya Kupası'na gidemeseler de başarılarına devam ettiler ulusal alanda. 1956 olimpiyatlarında futbol dalında 4. 1962 Asya oyunlarında şampiyon olurlarken 1964 yılında aynı oyunlarda 2. olmaları onları bölgenin en güçlü milli takımlarından biri yaptı. 1963 yılında altın günlerini yaşadıkları teknik direktörleri Abdurrahim'in ölümünün ardından tabiri caizse Hindistan'da futbolun da ölümü gerçekleşti. Ancak futbola esas darbe onun ölümü olmayacaktı sadece. Hindistan'da futbolun esas ölümü 1983 yılında Hindistan Kriket Milli Takımı'nın kazandığı Dünya Kupası ile oldu. Kriket takımının yaşadığı dünya şampiyonluğu ülkedeki herkesin ilgisinin krikete kaymasına neden oldu. Bu büyük başarının ardından ülkenin spor birliği futbola harcanan paranın %70'ini geri çekip o ödeneği krikete ekledi. Bu karar da futboldaki maddi imkansızlık sebebiyle ülkedeki futbol liginin profesyonel düzeyde kaldırılmasına yol açtı. Amatör düzeye düşen Hindistan Futbol Federasyonu 1995 yılında üst düzey isimleri sitem içeren bir açıklama yayınlayarak "Amatör düzeyde futbolcular olsa da profesyonel bir ligimiz olacak" açıklamasıyla Ulusal Futbol Ligi'ni kurdu. Bu ligin amacı ülkede futbolu yaymak ve teşvik etmekti. Kurulan bu düzenlilik ilk yıllarında amacı olan futbola ilgiyi bir hayli arttırdı. Hatta 2000 yılında Hindistan Ulusal Ligi'nde forma giyen futbolcu Bachit Buita, İngiltere'de Bury'e transfer olarak Millennium'da bu ligden yurt dışına çıkan ilk futbolcu oldu. Yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte futbolun seyri yükselmeye başlamıştı Hindistan'da. Ancak ligin güzel gelişiminin yanında maddi olarak büyük bir problemleri vardı. Elde edilen gelirler tatmin edici değildi. Hiçbir şekilde getirisi yoktu yani bu ligin. 2006 yılında bu sebep yüzünden birçok takımın finansal krize girmesinin ardından ligin askıya alınması ve bir yıl aradan sonra E-Lig'in kurulmasına karar verildi. Ülke içinde işleri iyi gitmezken milli takımlar düzeyinde de durum farksızdı. Ligin revizyona gitmesinin ardından Hindistan Futbol Federasyonu Başkanı ve bürokrasiden bir isim olan Ranjan Dasmusi'nin "Futbolu Hindistan'da artık yakışan bir şekilde geliştireceğiz" açıklamasının ardından milli takıma da el atıldı. Futbolun gelişimi için önce İngiliz Bob Acton milli takımın teknik direktörlüğüne getirildi. Ardındansa aynı yıl Brezilya ile Futbol Kültür Birliği anlaşması yapıldı. İngiliz teknik adamın dizayn ettiği takım 2008 yılında Asya Challenge Kupası'nı kazanarak yıllar sonra Hindistan'a futbolda bir başarı kazandırdı. Bu başarı onları tam 27 yıl aranın ardından Asya Kupası'na taşıdı. Futbol Federasyonu Başkanı olan Ranjan Dasmusi'nin futbola yaptığı yatırımlar karşılığını almıştı. Yıllar sonra katıldıkları Asya Kupası'nda her ne kadar 3 maçta 0 çekip bozguna uğrasalar da Hindistan futbolunun gelişimi Dasmusi'ye göre gayet ilgi çekiciydi. Gerçekten de ülkede futbol biraz kıpırdamış gibi gözüküyordu. Yurt dışından birçok takım Hintli futbolculara ilgi kağıdı yolladı. Turnuva sonrası Hintli futbolcu Chetri Sporting Lisbon'un yolunu tutarken Lalpekluay ise Rangers'a deneme amaçlı katıldı. İyi gelişmeler ülkenin futbol konusundaki iştahını bir aylık abarttı. Hedef bu sefer Hakti'nin yönetiminde daha da başarılı olmaktı. Ancak Hakti'nin yalnızca 6 ay sonra oynanan Vietnam maçında bir hakeme ırkçı tacizde bulunduğu iddiası teknik adamın görevine son verilmesine neden oldu. Yaşanan bu kötü olay sonrasında gelişen Hint futboluna son darbe ise 2011'in ortalarında vuruldu.
Hindistan Spor Birliği futbol organizasyonları harcanan bütçeyi yarı yarıya düşüreceğini açıkladı. O yıl yaşanan bu iki dönüm noktası, o yıldan sonra ülkede futbolun gelişimini bir süre tıkadı. 2013 yılının ortalarında hem milli takım hem de yerel lig seviyesinin iyice dibi görmesinin ardından iki yatırımcı Hindistan Futbol Federasyonu'nun kapısını bir teklifle çaldı. Yatırımcıların teklifine göre ülkedeki futbolun en temel sorunu gerçek anlamda kimsenin teşvik edilmemesiydi. Bunun için çözümleri olduğunu ve Hint futbolunu bu hamleyle bambaşka seviyeye getirebileceklerini söylediler. Çözüm önerileri Hindistan Süper Ligi'ydi. Yapılan bu öneri ve teklif federasyonun hoşuna gitti ve anlaşmaya varıldı. Bunun sonucunda da 2014 yılında ülkede futbolun daha da yaygınlaşması ve gelişmesi amacıyla Hindistan Süper Ligi'nin kurulacağı açıklandı. Bu görüşmeden bir ay sonra yapılan lansmanda Süper Lig için birçok bilgi de verilmişti. Ligin şehirler ve eyaletlere ayrılacağı, takımların yeniden kurulacağı, kulüpleri alacak kişilerin takımının bulunduğu bölgeye ciddi miktarda futbol yatırımı yapması gerektiği de açıklanan ilgi çekici bilgilerdendi. Ulusal düzeyde birçok ünlü kriket oyuncusu ve Bollywood yıldızları kulüp satın alarak bu oluşuma destek verdi. Federasyon futbolun ülke çapında üne kavuşması için birçok ünlü futbolcuya teklif götürdü. Bazıları bu teklifi gülünç bulurken bazıları ise futbola geri dönerek burada oynayacaklarını açıkladı. Luis Garcia, Elano, Del Piero, Robert Pires, Anelka, Robbie Keane, Berbatov ve David Trégues buraya katılarak Hindistan futbolunun gelişimine destek verdi. 2014 Eylül itibariyle başlanan organizasyon büyük bir ilgi gördü. Maç aralarındaki etkinlikler, konserler derken insanlar stadyuma çekilmişti ve bu da ilgiyi futbola bir aile arttırmıştı. Ancak o yıllarda bir problem baş gösterecekti. Asya Futbol Federasyonu Hindistan Süper Ligi'ni resmi olarak tanımamıştı. Bunun sebebi ise A-League olarak düzenlenen başka bir futbol organizasyonunun olmasıydı ülkede. Yaşanan bu çıkmaz sebebiyle Hindistan Futbol Federasyonu birçok kere FIFA ile karşı karşıya geldi. Yıllarca yapılan görüşmeler sonucunda Ekim 2019'da FIFA ve Hindistan uzlaşarak ülkenin en üst liginin Hindistan Süper Ligi, bir alt kategorisinin de A-League olacağını kararlaştırdı. Hindistan Süper Ligi artık neredeyse uluslararası bir üne kavuşmuşken, Hindistan milli takımı ise bu ligin gerisinde kalmıştı o yıllarda. Ama bir kötü gidişat böyle sürmezdi. Hindistan Süper Ligi milli takıma da büyük katkı yapacaktı. 2015 yılında milli takımın başında göreve gelen İngiliz Stephen Constantine önderliğinde, ligin rekabetçi ortamından faydalanıp iyi bir sıçrayış yaşadılar. Milli takım 2019 Asya Kupası'na katılmayı başararak 8 yıl aradan sonra bu turnuvada boy gösterdi. Bu sefer turnuvada Tayland'ı 4-1 mağlup ederek ve turnuvada toplamda bir galibiyet alarak ayrıldılar. Bu onların 36 yıl sonra turnuvada aldıkları ilk galibiyet oldu. Turnuva sonrası teknik adam görevinden ayrılarak yerine Hırvat Igor Stimac getirildi. Hırvat teknik adamla da elemeleri geçerek 2023 Asya Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Bu onların üst üste katıldığı ilk Asya Kupası'ydı. Hindistan'ın futboldaki en büyük eksikliklerinden biri bu oyunu kimsenin ciddiye almaması. Çünkü 1983'te Dünya Kriket Şampiyonası'nı kazanmalarıyla birlikte hem halk hem de ülke tüm maddi manevi kaynaklarını sadece o spora harcadı. Bu kayırmaca da ülke futbolunda hem tesisleşme problemlerine hem de sporcuların nitelikli yetişmesinde problem oldu. Böyle bir yetersizlikte elinizde harika bir yetenek olsa bile onu işleyemezsiniz. Zemin, antrenör, para, ilgisizlik derken Hindistan futbolu daha da kötü bir şekilde gelişimini sağladı geçmişten beri. Zaten büyük bir coğrafyaya yayılmaları sebebiyle Hindistan'da futbol 1.4 milyar kişinin en az %60'ına ulaşamamış durumda. Kırsalda yaşayan ve yoksul kesimin bu oyundan haberi bile yok. Hindistan Süper Ligi'nin kurulmasıyla bu durumun önüne geçilmesine çaba gösterilse de o da henüz tam anlamıyla amacına ulaşamadı. Çünkü Süper Lig'de ağırlıklı olarak 8 eyalete yatırım yapıldı. Burada futbolun gelişememesine farklı bir açıdan da bakalım. Ülkenin neredeyse %30'u yoksulluk sınırının altında ve fakir. Yani futbolun halkın tamamına ulaşamama durumlarından biri de ekonomik durum. Demiştik futbol burada ciddiye alınmıyor diye. Bunun sebebi de bu ülkede bu sporun ne prestij ne de maddi olarak hiçbir şey kazandırmaması. Prestij ve maddi durumu karşılayamayan futbol içinde hiçbir aile çocuğunu futbola yönlendirmek istemiyor. Bu sporla uğraşacaklarına eğitime önem vermelerini istiyorlar. Çünkü orada daha çok para var. Yani genel olarak buradaki ailelerde dünya ülkelerinden farklı olarak sporda kariyer yapma kültürü neredeyse hiç yok. Böyle düşünen aileler yüzünden de ne eğitim programlarında ne de farklı yönetim organlarında spora ağırlık veremiyorlar. Çünkü onların o yoksulluk durumundan çıkış kapıları futbol değil. Bulundukları kötü ekonomik sınıflardan ya kriket oynayarak ya da büyük ihtimalle eğitimlerine devam ederek çıkabilirler. Sizi sporla uğraştırmak yerine daha fazla bir şekilde eğitime teşvik eder aileler. Böyle bir ortamda kim futbolu çıkış aracı olarak görebilir ki? Tüm bu baskılar da içinde futbol oynama hevesi olan yetenekli gencin istediği şeyi rahat bir şekilde yapmasına engel olur. Ülkedeki nitelikli futbol antrenörü eksikliği de özellikle geçmişten beri bu durumda olmalarının en büyük sebeplerinden biri. 2015 yılı öncesine kadar federasyonları olan Hindistan Futbol Federasyonu Birliği'nin bile doğru düzgün bir antrenör kursu yoktu.
Buradaki tek suçlu olarak Hindistan Futbol Federasyonu'nu söyleyemeyiz. Devletin maddi olarak buraya hiç destek vermemesi de büyük bir problem. Sadece yatırımlarla ayakta kalabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse Hindistan futbolunun toplam bütçesi 11 milyon 500 bin dolar kadar. Krikette ise bu bütçe futbolun neredeyse 50 katı. Başka bir örnek daha vereyim. Hindistan milli futbol takımı, civarındaki bölge ülkeleriyle düzenlenen bir turnuvayı kazandığı için federasyondan 50 bin dolar bir prim almıştı. Aynı bölgesel turnuvaya katılan kriket takımı ise turnuvayı kazandığı için tam 800 bin dolar prim aldı. Ülkede futbola verilen değerin bir göstergesi sadece bu prim. Bu değersizlik de onların birçok noktada futbola atılım yapmalarını engelledi. Dediğimiz gibi 2015 öncesine kadar ne doğru düzgün futbola teşvik, gençlik antrenman programları ne de futbolu tüm coğrafyaya yayma hamleleri yapıldı. Hindistan Süper Ligi ile biraz toparladılar o durumu. Bu durumda olmalarının en büyük sebebi plansızlık. Geçmişten beri ülkede neredeyse her yerde olan başlı başına düzensizlik futbolda da her yerdeydi. Ülkedeki spor organizasyonlarının birçoğu büyük yolsuzluk, rüşvet ve torpil olaylarının döndüğü bir yer olarak biliniyor. Hatta 2022 yılının Eylül ayında sırf bu yüzden FIFA'dan 12 günlük bir yasak bile yemişlerdi. Yaşanan tüm bu kötü günler yavaş yavaş geride kalmaya başlayacak gibi duruyor. Hindistan futbolunun geleceğine bakalım bir de. Ülke futbolu özellikle Hindistan Süper Ligi'nin kurulmasından itibaren müthiş bir gelişim göstermiş durumda. Ligin kurulduğu sene FIFA sıralamasında 171. sırada yer alıp dünyanın en kötü futbol ülkelerinden biri olarak gözükürlerken şu anda 102. sıradalar. Bir dönem 96. sıraya çıktıklarını hatırlatalım. Hindistan Süper Ligi'nin kurulmasıyla birlikte başlattıkları ünlü isimlere yatırım ve futbolu tüm coğrafyaya yayma politikası 10 yıllık süreçte sonuç vermeye başlamış gibi duruyor. Ligde oynamış birçok efsane futbolcu ve teknik direktörler bu ülkeye çok fazla şeyler katmış durumda. Birçok bilgi birikimini federasyonla paylaşarak ortak hareket ettikleri aşikar. Hindistan Federasyonu futbolunun gelişimi için sadece ülke içinden değil, ülke dışından da birçok destek aldı. FIFA kendilerini maddi manevi olarak destekleyen yerlerden. FIFA'nın 2017'de ülkeye verdiği 17 yaş altı Dünya Kupası 1.1 milyonluk izleyiciyle gelmiş geçmiş en fazla izlenen 17 yaş altı Dünya Kupası oldu. 2022'de de yine 17 yaş altı klasmanında düzenledikleri Kadınlar Dünya Kupası'yla da ülke futbol organizasyonları konusunda tecrübe edindi. Tüm bu gelişimler haricinde federasyon gaz kesmeden geçtiğimiz yılın başında futbolu daha da geliştirmek için Vizyon 2047 planını açıkladı. Bu plan doğrultusunda ülkede 2047 yılına kadar köy tabanlarına inilerek en az 35 milyon nitelikli, yetenekli futbolcunun yetiştirilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda nitelikli antrenör yetiştirilmesi, altyapıya teşvik ve tesis imkanlarının artması da en büyük amaçlarından. Başarabilirlerse bir de Dünya Kupası'na katılma hedefleri var. Videonun sonuna yaklaşmışken efsaneleri olan Kaptan Fantastik olarak bilinen Sunil Çetri'den bahsetmemek olmaz tabii. Kendisi ülkenin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu diyebiliriz rahatlıkla. Ülkede kırılmadık rekoru bulunmayan futbolcu 2009 yılında Queen's Park Rangers'la sözleşme imzalayıp Premier Lig'de oynamaya yaklaşsa da bu transfer Hindistan'ın FIFA sıralamasında ilk 70 ülke arasında yer almadığı için İngiliz hükümetinin engeline takılmıştı. Çetri daha sonra MLS ve Portekiz Ligi'nde Sporting Lisbon B takımında boy gösterse de ülkesine geri dönmüştü. Şu anda 39 yaşında Hindistan'da futbol hayatına devam ediyor. Hindistan milli takımıyla 147 maçta attığı 93 golle aktif en golcü milli oyunculardan biri. Genel olarak tüm bu anlattıklarımızla birlikte Hindistan, futbolda hedefleriyle birlikte artık geleceğe daha fazla umutla bakıyor. 1.4 milyarlık bu ülke doğru stratejiler sayesinde belki de en azından ortalama bir futbol ülkesine dönüşebilir. Potansiyellerini kullanmaları halinde daha da ciddi seviyeye gelecekleri aşikar. Kötü bir futbol ülkesi olarak gözüken Hindistan, ilerleyen dönemde başarılarıyla adından söz ettirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.